Sıfırlama ve kalibrasyon işlemini göreceğiz. Önce sıfırlama işleminden başlayalım. Cihazımız mesela eksi 170 kilo gösteriyor şu anda. Bu değer tabi artı olabilir, eksi olabilir. Bu değeri sıfırlamamız için sıfır işaretini burada göstermiş olduğu gibi eksi ve partial tuşlarını beraber aynı anda basılı tutuyoruz. Ekranda End Setting OK yazısını gördükten sonra ellerimizi bırakıyoruz. Ve cihazımız sıfırlamış oluyor. Şimdi kilomuzu koyalım. Kifemizin üstüne. <laughs> Hızlı bir hareket olduğu için motion yazısını gördük. Şu anda kilomuzu 3225 kilo olarak görüyor. Biz bunu 3000 kilo olarak tanıtmak istiyoruz. Yani kayırbaston yapmak istiyoruz. O yüzden kilomuzu alıyoruz. Ve cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımızı açıyoruz. Burada gördüğünüz ayar işareti batarya işaretinin ayar işaretini partiyelle total tuşuna ekranda bütün çizgiler çıktığı zaman aynı anda basılı tutuyoruz. PS password yazısını görünce bırakıyoruz. Kalibrasyon için buradan 45 artı ve eksi tuşlarıyla 45'e geliyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Kal kalip. Burada birinci adım. Kalibrasyon birinci adım sıfır kalibrasyonu. Burada kefenin yani makinenin üstü boş olması lazım. Burada tekrar enter diyoruz. <laughs> İkinci adıma geçiyor. İkinci adımda da üzerine kilomuzu ağırlığımızı koyuyoruz. Tabi bu sizin oradaki koyacağınız ağırlık değişebilir. 100 kilo olur, 150 kilo olur, 200 kilo olur. Yani önemli olan bilinen gerçek bir ağırlık olması. Biz burada 3000 kiloya bunu ayarlayacaktık. 3000'e getiriyoruz. Artı ve eksi tuşlarıyla. 3000 kilo olarak tanıtacağımız için 3000 yaptık ve Enter tuşuna basıyoruz. Enter setting Okey. Kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır. PS Password yazısına geri dönecek. Burada tekrar Enter dediğimiz zaman cihaz tartım moduna geri dönüyor. Kalibrasyon işlemimiz de bu kadardır. Şimdi görelim. Evet. Ağırlığımızı 3000 kilo olarak tanıtmış olduk. Kilomuzu aldık. Sıfıra dönüyor. Kilomuzu koyalım. 3000 olarak tamamdır.